Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı ve 2023 size böyle gökyüzünden yıldızlar, bulutlar, aşk, fırlayacak ne varsa güzellikler kafanıza uçursun. Para da olsun, aşk da olsun, sevgi de olsun, huzur da olsun diliyorum ve başlıyorum. Sevgili teraziler, özellikle ebeveynlerle ilişkilerimiz çok önemli bir yılın damgasını vuracak. Özellikle farklı ülkeye yerleşmek, işiniz gereği gitmeniz gereken seyahatlerinizin çok yoğun olacağı ve isteklerinize ait ülkenin hayallerine kucak açacağınız bir yıl sizi bekliyor. İş yerinizde ünvanınız, konumunuz, eğer görünmeyen bir konumdaysanız bile artık görünür bir enerjiye gireceğiniz ve kendinize dönecek, yani ben buyum, zaten buydum diyeceğimiz bir yıl sizi bekliyor. Arzularımız, isteklerimiz yavaş yavaş rayına oturacak. Özellikle finansal anlamda çeşitli durumlar ortaya çıkabilir. Paranız ve paranızla alakalı doğru yatırımlar yapacağınız bir yıl olsa da kararsızlıklardan kaynaklı paranızı ziyan edebilirsiniz. Sizden ricam, kararınız ya da düzeninizi hiç bozmadan kazancınızı toprak, tarım, ya toprakla alakalı ya da arazi ya da yabancı paralara yatırmanızı sağlıklı buluyorum. Özellikle de bu Ocak, Şubat, Mart 3 ay sizin için aile hayatınızdaki erkeklerle ilgili çok önemli yaşanacak krizleri, onların arkasındaki yaşanacak sorunları çözmek için çok büyük ve güçlü bir evre ve bu güç önem kazanacak ve onların sorunlarını en iyi şekilde çözeceksiniz, endişe etmeyin. Belki finans sektörü, ihracat sektörü, uluslararası alandaysanız konum ve rütbeniz ve maaşınızla ilgili netliğe kavuşmak. Ama firmanızın size sunacağı farklı şehir ya da farklı ülkelerle alakalı beklentileri yoğun olacak. Biraz sizde bu isteksizlik var. Gidin, konumunuz için başarı. Bu arada dil eğitimleriniz, kendinizi geliştirmek istediğiniz dille alakalı, Fransızca, İngilizce, Almanca, Çince gibi eğitim merakınız olacak dille alakalı. Bunu yapmanız lazım. İhracat ve ticaret alanında her geçen gün büyüyecek bir noktadasınız diyorum. Banka sektöründe çalışıyorsanız da buradaki müdürünüz ya da üst düzey yöneticilerinizle krizler bitmeyecek. Nisan ayı, Mayıs ayı bu krizleri yavaş yavaş kendi enerjinizde oturtacaksınız ve bu konuda da başarı ve aydınlanmanız var gözüküyor. Hiç korkmayın, size güzel de. Eğer sağlık alanı, eczacılık alanı reprezansanız bile, ilaç sektöründeyseniz bile bu yıl hem kazanç hem de verimliliğinin farkına vararak parasal evremizi rahatla. Yani şu 3 yıllık yaşadığımız parasal sıkıntılar, borç, harç konularını daha rahat Ekim ayına kadar çözmüş olacaksınız. Ve bu çözümle birlikte üstünüzdeki yükler, böyle genleşme vardı. Oh, rahatladım diyeceğimiz, nefes alacağımız bir 2023 Eylül'üne kadar sisteminize oturtacaksınız. Kamu alanında devlet bağlantılı çalışıyorsanız ve görevlerinizle alakalı rahatsız olduğunuz üst düzey yöneticilerinizin ani değişimleri ve bu değişimlerle birlikte yerinizde nefes alacaksınız. Eğer devlete girmek, devletle alakalı süreçlerle ilgili beklenti ve bağlantılarınızla alakalı çok büyük mücadele edip hakkınız olan devlet görevinizi de almış olacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara özellikle alım satım sektöründeyseniz ve emlak işi yapıyorsanız biraz dağınık ruhunuz ve konuşma evrenizde enerjileriniz dağılabilir. Bunun için belki bir meditasyon, akşam uyku düzenimiz, kendi evremizi şifalandırmamız bizim için daha sağlıklı. Moda, güzellik merkezi, güzel medya sektöründeyseniz bu yıl değişecek konular, sizinle ilgili yaşanacak bazı trajik olaylara hazırlıklı olun. Her zaman yedek bir iş kapısı belirlemeniz gerekiyor. Eğer kitap yazmak, resim yapmak istiyorsanız gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü bu konuda kendinizi mutlu ve huzurda hissediyorsun. Çin atölyeniz olabilir. Çin üzerine, seramik üzerine projeleriniz varsa siz zaten bunun için yaratılmışsınız. Yapın. Kendi markanız son 3-4 yıldır büyümeye gidiyor ve daha büyüteceksiniz ve daha başarılı olacağınızı gösteriyor. Özellikle yazarlık, gazetecilik alanında çalışan sevgili teraziler, dengesiz bir sistemin içerisinde çok nefessiz kalacaksınız. Yapacak bir şey yok. Alttan alttan idare etmeyi öğrenmeye devam edeceksiniz diyorum. Boşanma radikalliği olan sevgili teraziler, siz kazanacaksınız. Kocanız sizi boşamayı düşünüyorsa o sizi boşamaz. Anca gitmesi lazım diyoruz. O yüzden siz zaferinizi kazanacaksınız. Derin nefes al, kahveni yudumla, çocuklarınla ilgilen, hayatın tadına bak. Korkma,
Allah seninle birlikte, çünkü mücadelenin hakkı senindi. Rabbim de onu sana göre, gökyüzü de onu sana göre uyarlamış, korkmana gerek yok diyorum. Bu arada da kendi aile işiniz, küçük bir iş kapınız varsa, evet Ocak, Şubat, Mart biraz sizi yıpratsa da Mayıs'tan sonra hareketli yoğun kazançlar ve bu kazançlarla birlikte kendinizi daha mutlu edeceğiniz enerji, yerinizi büyütmek, burayı daha farklı alanlara oluşturmak istiyorsanız yapın. Sizde böyle bir cesaret varken yapmanız gerekiyor. Geçmişe dönelim, pişmanlıklarınızı tek tek bu yıl yazın. Kime haksızlık ettiniz, kimin kalbini kırdınız, kimi affetmeniz gerekiyorsa bu yıl bundan kurtulmanız lazım. Eğer kurtaramazsak 2027 yılına kadar sizde böyle bir karışık denge, mutsuzluk, mutluyken bile ağlama enerjiniz olacak. Affetmek. Rabbimden başka kimse bizi affedemez. Siz her şeyi affedin. Rabbim sizi kendi doğru noktanızda bütünleştirecektir. Buna inanmanız gerekiyor diyorum. Özellikle akademik kariyer yapmak ve akademik olarak ilerlemek isteyen ve yurt dışında bu fırsatı arayan sevgili takipçilerim, teraziler, çok güzel şanslar var. Eylül-Ekim bu konuda da yolculuğunuz, gideceğiniz ülke size çok güzel başarılar. Hatta ve hatta Nobel ödülü gibi başarılara doğru ilerleyeceksiniz. Bence ödülü hak ediyorsunuz, yılların emeği. Ve ailenizin emeğinin karşılığını en iyi şekilde vereceksiniz. Üniversite sınavına hazırlanan ya da lise sınavına hazırlanan evlatlarınızla ilgili korku yapmayın. Eğer ki gazeteci, eğer ki bürokrat, eğer ki hukuki alanda eğitim görmek istiyorsa gayet başarılı. Eğer ki uluslararası ticaret ya da bu tarz merakı varsa biraz daha yurt dışı hayalleri doğrultusunda ilerleyecek. Burada değil de yurt dışında okuyacak gözüküyor. Eğer kız çocuğunuz güzel sanatlara, doktorluk, estetik üzerine eğitimler fikri varsa başarılı. Onun da Avrupa ülkesinde devam edeceği noktası var diyorum. Eğer savcı ve hakimseniz, polis ya da devlet memuruysa ani yer değişimleriniz olacak. Bilginiz olsun, sizi sürebilirler, sizi sıkıntı yaratabilirler, bilginiz olsun. Belediyeye girmek, devlet dairesinde bir iş beklentiniz varsa bir kadın, su burcu bir kadının desteğiyle birlikte bu alanınız gayet ferahta ve aydınlıkta gözüküyor. Yeni doğmuş evladınız ya da ilkokula başlayacak evladınız çok yetenekli, IQ'sunu kontrol edin. Çocuğunuzun ne kadar yetenekli olduğunun farkında değilsiniz sevgili teraziler. Aşk enerjisiyle yalan sevgili teraziler. Evet, bu ara aldatılma, yalanlar sizin hayatınızda ters köşe olacak. Yani patriyle ve aile konularına ilgili yaşayacağınız terslikler, onun ailesi yüzünden istenmeme durumları size biraz hani hüsrana uğratabilir. Bu konuda kendinizi geliştirmeniz, ilişkinizle doğru adımlar atmanız lazım. Ayrı ayrı adımlar atarsanız bu ilişki bitişe doğru gidiyor. Uzun süredir ilişkiniz yoksa 35-30 yaş üstüyseniz ve çocuk hayaliniz, aile hayaliniz varsa bu yıl sosyal çevrede ve alanınızdaki insanların size bu konuda çok fazla yardımcı olacağını ve çok iyi noktalarda güzel insanlarla tanıştıracağınızı gösteriyor. Evet, sağlığınızla alakalı ufak tefek tedaviler, diyet vesaire şeylere başlayın da anam hep başlayıp hep bırakan tarafsınız. Ya yap ya yapma. Artık vücudun beynini bir değiştir istersen bu konuda diyorum. Eğer 18 yaşında bir evladınız varsa 17, 18, 19 bunun onun hayat noktalarına çok fazla karışıp çok hayırlı ve çok vicdanlı bir evlat. Keyif insanı o başarı yolunu bulacak. Onun üstüne gereksizce gidiyorsunuz ve bu çocuğumuzu yanlış noktalara itiyorsunuz. Sizin yüzünüzden çocuğumuz doğru noktayı bulamayacak. Biraz karmaşık bir dönem sevgili beyler için, özellikle 30-55 yaş arasında ilişkiler konusunda yaşayacağımız aile düzeninde ve aileniz arasında ve evliliğiniz arasında karacak krizleri eşinizin ve kendi ailenizin arkasında durmanız lazım. Yoksa evliliğiniz ters köşe oluyor. Bilginiz olsun. Bazı teraziler eşim ya da hanımım benimle ilgilenmiyor, aldatıyor mu diyoruz. Aldatma yok. Para takıntısı, yatırım takıntısı, iş takıntısı, kendiyle alakalı psikolojik evrelerdeki hedefleri var. Bence aldatılma yok. Siz bence onu boşuna suçluyorsunuz. Bir dön kendine bak. Onu ne kadar sevdiğini söylemeyeli kaç zaman oldu diyorum. Dedim bile. Maddi açılardan bir ev, üç evimiz var. Birini satma niyetinde düşünen teraziler yazlık almak isteyeceksiniz. Hayırlı olsun diyorum. Ailenize ait miras, toprak konularımızla ilgili babanız ya da baba kökleriniz satmak istemiyor. Siz de acele etmeyin. Oranın değeri var. Fazlasıyla değerli ve kazançlı bir nokta. Hiç satmayın diyorum. Bilginiz olsun. Ve her şeyden önemlisi dul
beyler ve bayanlar için, kadınlarımız için şunu demek istiyorum. Bu ara şans var. İş konularınızla ilgili, yatırım konularınız ve haklarınızla alakalı mücadeleleriniz de söz konusu olacak. İstediğimiz hakkı, istediğimiz mücadeleyi en iyi şekilde hak kazanacağız. Aşk da var, tekrar evlilik de var. Eğer tek olduğunuz varsa muhteşem bir evlilik yapacaksınız. Bir kız bir oğlunuz varsa masmavi gözlü, eğer iki oğlunuz varsa esmer biriyle düzen oturtacaksınız diyorum. Evet, bir aşk enerjisi fazla, seyahat enerjisi fazla ama yaz çok coşkulu, çok keyifli geçecek. Aile büyüklerimizin ufak tefek operasyonları, özellikle annemizin disk kapak, babamızın kalp damar ya da vefat etmiş büyüklerimizle ilgili hayır yapacağımız bir yıl. O yüzden güzellikler, şifalar sizin olsun diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle uzun süredir saç ekimini düşünen sevgili beyler, bu sene saç ekiminiz gerçekleşecek. Evet, bu ara saçlı renk, sevgili kadınlar, saçlarımız boyatılacak. Güzelliğimize güzellik katacağız. Bel kıvraklığımızı incelteceğiz. Bu ara bayağı kendimizle uğraşacağız. Tırnak bakımlarımıza önem gösteriyor. Sağlık olarak mantar enfeksiyonlarına dikkat edeceğiz. Ve alerjik virüs ve alerjik reaksiyon durumlarımız var. Bu sene bunlar çok fazla tetiklenebilir. Bronşlarımız azabilir. İhmal etmemeniz gerektiğini söylüyorum. Asker ya da askere gidecek evladımız biraz istemiyor olabilir, farklı rapor almak isteyebilir, desteklemenizi öneriyorum. Bir de yasal, mahkeme, cezaevi konularınız varsa ferah ve aydınlık evremiz hanemize uğur getirecek. Eğer cezaevinde eşiniz varsa bu konuda aftan ya da farklı bir noktadan yararlanarak özgürlüğüne, ailesine kavuşacak. Bir kuzenlerin bazı mahkeme konularında şahitlik ederseniz siz de yanarsınız. Bilgin olsun. İnan, görmediğiniz ve gerçek görmediğiniz şeylere şahitlik etmeyin diyorum, bilginin. Yakın dostunuzun kanser ya da sağlık problemi evresinde arkasında duracaksınız. Bir siteye taşınmak, yeni bir alanda çocukları büyütmek isteyenler de istediğiniz site anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim size en güzellikleri, en olması gereken fırsatları yaratacaktır. Aldım, kabul ettim, sevdim, vardım demeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Mutlu seneler.